Grup TV'nin çok değerli izleyicileri, efendim yine bir başka program, başka bir konuk, başka bir konuyla Hayatın İçinden programında evlerinize konuk olmanın haklı gururu ve mutluluğunu yaşamaya başladık bile. Biz bugünün keyfini çıkarmak için buradayız. Her ne kadar içimizdeki deprem devam ediyor olsa da, artçıları içimizde de devam ediyor. Üzüntümüz tabii ki sonsuz. Sizler gibi biz de aynı şekilde hala işimizde derin kaygı ve üzüntü yaşıyoruz. Ama inanın değerli izleyiciler, hayat her şeye rağmen yaşamaya değer. Ne yapalım? Başımıza gelen şeylerin bir kısmı elimizde olmayan nedenlerle olmuştur. Elimizde olanlar için üzüntü duyalım ama diğerlerini bırakalım kenara. Bugünün tadını çıkarmaya hazır olalım. Hadi daha fazla bekletmeyin. Ama çayınızı kahvenizi hazırlayın. Telefonlarınızı sarılın. Abonelik için de yarışın. Kulağıma geliyor. Kimlerin abone olduğu ama çok teşekkür ediyorum şaka bir yana. Sayı durmadan artıyor. Sizler sayesinde Grup TV çok daha güçlü oluyor. Efendim, hemen hanımefendiyi tanıtıyorum. Meraktan kurtarıyorum. Bu güzel hanımefendi bir sanatçı. Türk sanat müziği sanatçısı ve bir koro şefi. Sayın Aslı Erzurumlu. Hoş geldiniz. Hoş buldum. Ne güzel sizi burada görmek ve değerli izleyiciler sizi gördükleri zaman mutlaka çok sevindiler. Niye bu kadar abartılı bir sevgi diyecek olursanız, kişiliğinden kaynaklanan sempati artı bir de geçirdiği son zamanlarda çok ciddi sağlık sorunlarından dolayı geçmişler olsun. Çok mersi, zor günlerdi ama geçti gibi. Evet. Dediniz ya, hayat her şeye rağmen yaşamaya değer. Değer değil mi efendim? Sağlık ama başta en önemli şey. Tabii ki. Sizin hayranlarınız, sizin koro elemanlarınız başta olmak üzere. Sizi sevmeyen yok. Çok teşekkür ederim. Zaten beni sevmeyen sürüsün. Sizi de sevmeyen sürüsün. Ama niye biliyor musunuz Aslı'cığım? Kişiliğinizi analiz ettiğimizde samimiyetiniz, doğallığınız, içtenliğiniz, sempatiniz. Bunlar çok önemli özellikler. Bir insanı insan yapan temel özellik kişiliğidir. Fiziki donanımları artı var. Cansız mankenlerde, vitrinlerde var. Gayet güzel. Ama insan olmanın özünde önce bir kere karşımızdakini anlamak, algılamak. Evet. Değil mi? Çok önemli. Çok önemli. Algıladıktan sonra anlaşılabilir olmak. Karşılıklı empati sağlamak. Kesinlikle. Bunlar çok önemli. Yani hatta bir şeyin atasözü var. Yüzü gülmeyen bir kenar çıkmasın diyor. Evet, yani bence de. Güler yüzlü olmak, sempatik, asık suratlı olmak. Yani bazı insanlar var. Allah korktu ya Rabbi. Baktığınızda suratına cezaevi duvarını görmüş gibi. Ama böyle olmak zorundayız Gökhan Bey. Neden? Çünkü insanlarla uğraşıyoruz. Çünkü sıkıntıları olan, hüzünleri olan, dertleri olan, evladını kaybetmiş, parasal sıkıntı çeken, eşiyle sorunları olan, bir takım sağlık sorunları olan kişilerle uğraştığımız için, halk olduğumuz için, Halk Eğitim Türk Sanat Müziği Korosu'yla, halk olduğumuz için böyle olmak zorundayız ki karşı tarafa pozitif enerji verelim. Onları bir nebze de olsa psikolog gibi, psikolog olamayız tabii. Psikolog gibi müzik çünkü terapidir yani. Tabii. Kesinlikle insanlara faydalı olabilmek için onlara güler yüzlü, sıkıntılı, üzüntülü ve bizim de sıkıntılarımız oluyor. Tabii biz ki. De insanız. Dertler bizim için. Ama o dertleri dışarıda bırakıp o insanlara bir nebze de olsa moral olmak çok güzel bir şey. Peki Aslı Erzurumlu, background olarak geçmişte şöyle bir baktığımızda, bir kere mektepte. Evet. Hangi o? Ege Üniversitesi Devlet Türk Musikisi Konservatuarı Ses Eğitimi Bölümü mezunuyum. Harika. Evet. Ondan sonra ne yaptınız? Sonra okulu bitirdikten sonra 5 yıl eğitimden sonra hazırlıkla beraber TRT'ye girdim. TRT'de 3 yıl görev yaptım sözleşmeli olarak, akitli sanatçı. Daha sonra da öğretmen oldum. Aa çok güzel. 657 devlet memuru oldum. Harika. Çorum'da iddiayı yerim. Çorum'da 2 yıl görev yaptıktan sonra sağlık nedenleriyle İzmir'e dahil oldu. Evet. İzmir'de de önce Gaziemir Halk Eğitim'de birçok okulda görev yaptım. Daha sonra Karşıyaka'ya yine sağlık nedeniyle tayin geldi. Karşıyaka Halk Eğitim'e. Evet. Yine okullarda bir müddet öğretmenlik yaptıktan sonra Halk Eğitim'de kadrolu müzik öğretmeni koro şefi olarak kaldım. Harika. Ve halen işte Karşıyaka Bostanlı Mahalle Merkezi Türk Sanat Müziği Korosu'nu ve Karşıyaka Halk Eğitim Korosu'nu çalıştırıyorum. Çalışmalarınızı da beklerim. İnşallah. Pazartesileri 1 ve 4. Evet. Hatta buradan duyuralım değerli izleyicilere. Evet. Pazartesileri 13 ile 16 arasında Alaybey'de 1675 sokak çalışmalarımız derneğimizde oluyor. Aslı Erzurumlu Kültür ve Sanat Derneğimizde oluyor. Zaten orada geldiğiniz zaman sorsanız herkes gösterir yerimizi. Çok kolay. Halk Eğitim'e çok yakın. Çarşamba günleri de aynı şekilde Karşıyaka Halk Eğitim Türk Sanat Müziği Koro'mu yine 13 ile 16 arasında çalıştırıyorum. Perşembe günleri de akşam
18.30'da nota solfej dersinin ardından gençlerle, daha bir genç grup, bizler biraz yaşlandık galiba. Biz 40'lı yaşlar, onlar 20'li 30'lu yaşlar. Perşembe akşamları saat 18.30 solfej nazariyat, 19 ses eğitimi, saat 20 gibi de gençlerle popüler müzik, sanat müziği karışık koro çalışması yapıyoruz. Çok güzel, hepinizi beklerim. Yine aynı yerimizde, üçü de aynı yerde. Gerçekten neşeli, zevkli, renkli bir çalışma ortamındayız. Hepinizi bekliyorum. Evet, zaten duydu var. Evet. Muhakkak birçok kişi gelecek. İnşallah. İnşallah. Kalabalığız, güzeliz ama evet. Yine de daha çok çoğalmak güzeldir. Muhakkak ki. Ben sizi sahnede seyrederken şuradan haz alıyorum. Çok rahatsınız bir kere. Yani siz bir moda yarattınız daha doğrusu. İnanın öyle. Yani sahnede mesela programınızı kendiniz sunuyorsunuz. Evet. O çok hoş. Uzamasın diye. Hani herkes solo yapmak, şarkı söylemek istiyor. Ben de sunucu aldığım zaman mesela sizinle çalıştık. Muhteşem, harikasınız. Evet, sizinle çalıştığınız zaman çok güzel. Fakat ben Göksel'in hocam gel benim sunumumu yap diyemememin sebebi sizi beğenmemek ya da sizi istememek değil. Benim amacım koroda herkes şarkı söylemek istiyor. Bir programda 50 solo yapamayacağımıza göre benim 50 kişi. Süreyi iyi kullanmak tabii gerekiyor. O yüzden o sunum süresini sen sololara veriyorsunuz. Evet. Sonra mesela çok şeyi yönetiyorsunuz. Yani bazı insanlar gerilir sahnede. Biraz şey oynayarak. Hani böyle elinde sopa işte bazı şeflerin adını vermiyorum. Herkes tanıyacak onları. Hatta işte azarlayan şefler. Ben birinin provasına katıldım. Uzakta Karşıyaka'da değil başka bir yerde. Elinde bayağı ciddi bir sopa. Harika sopası. Yaşları 50'nin üzerinde olan polisler, kerifeli insanlar. İçeri girdi şef. Ben de konuk durumdayım. Beni tanıyor. Bana farklı davranıyor. Oradakilerden farklı. Adeta ödümüz patladı. Girdi içeri, ayaklar indirirsin. Surat bu. Millet bu. Aa, çok güzel. Çatı çekmeyecek ona göre. Kimin çatı çıkarsa kapıyı gösterir ha. Diyen bir şey. Ay ben nasıl üzüldüm? Ay ben azarlanıyorum gibi. Ben de tabii hemen kendime geldim. Ay Allah boşuna vermem ki biraz sonra diye. Elde sopa başladı çalıştırmaya böyle. İşte notaları öğretiyor, gösteriyor. Kendisi müzisyen değil aslında. Mektepli değil. Hmm. Başka bir meslek sahibi. Ama o kadar farklı ki oturanların hepsi korkudan şarkı söyleyemiyor. Çok güzel. Şarkı söylemek değil, şarkı söyleyememeyi öğretiyor. Millet ödü takmıyor. Acaba yanlış ses çıkartayım, hoca beni azarlar mı diye böyle. Neyse bitti, ben hemen kaçtım. Ya şimdi sizin şirinliğiniz kimse de yok. Bir çıkıyorsunuz böyle. Şıklı tuvalet, saçlar konuşuyor, makyaj konuşuyor. Ondan sonra hemen anında o profesyonel rahatlık var ya. Sazlara hakimiyet. Elektronik konsept var diyorsun. Sanat. Tabii ağrımda böyle tık 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 tık. Bakıyorum 2,5 saat geçmiş. Biraz sonra aslanım gelmiş mikrofonu almış sahneden inmiş aşağıya. Seyirciyle şarkı söylüyor. Katıyor mu katıyor. Harika bir konser oluyor. Çok teşekkür ederim. Harikasınız abi. Çok mersin. Ahmet Eren Özen de öyle ama. Evet. Onda korosu var biliyorsunuz. Biliyorum. Dolayısıyla o da çok özen gösteriyor. Bir kere katıldım ben. Evet. Bir kere nasip oldu. Ondan sonra gideceğim. Evet. Hakikaten o da çok özenini çalıştırıyor. Kursiyerlerini, elemanlarını. Güzel bir repertuar olsun istiyor. Harika bir şey müzikle uğraşmak değil mi? Zaten diyorlar ki müzikle uğraşmayandan korkun. Müziğin olduğu yerde kötülük varılmaz. Benim değil. Cervantes'in lafı. Benim değil. Cervantes'in lafı. Hakikaten muhteşem bir şey. Bu yıl tabii konserlerimiz var. Şimdi şöyle, depremden dolayı 2 Mart'ta vardı, erteledik. Evet. Çünkü yüreklerimiz acı içindeyken, yani. İnsanlarımız orada tümüyle uğraşırken böyle bir konser vermek maalesef çok zor. Çok zor. Tepki çekerdi. İçimizden de gelmiyor. Tepki çekerdi, içimizden de gelmiyor. Bak gerçekten onlar da o üzüntüyü durmadan yaşıyoruz. Hakikaten dün yine İskenderun'da bir deprem olmuş. Ayrıca 5 büyüklüğünde. Daha da ilginci sular caddelere çıkmış. Biraz evvel haberlerde izledim. Yani bu nedir bitmeyen binlerce depremin ardı ardı geldiği bir bölgeye döndü. Allah sabır versin yaşayanlara. Çok sabır. Ölenlere Allah rahmet eylesin. Yaralı olanlara acil şifalar diliyoruz. Sabırlar diliyoruz. Hakikaten çok üzüldük. Ama yavaş yavaş artık bir şeyler başlasın. Evet. İlk konser ne zaman? Şimdi Mayıs dedik ama daha tarihim belli olmadı. Haber bekliyorum ama ben dedim yine aksi bir şey olur Allah korusun yine i̇nşallah kötü günden yaşamayalım. Evet. Yine bir deprem olur bir şey olur olmasın inşallah. Evet. Sürekli sallanıyorlar ya, orada. Ya, ya, ya. Olmasın. Mayıs'ın son Haziran tabii başı gibi inşallah. İki konser olabilir. Tabii ki, biri tabii. Bostanlı Mahalle Merkezi ile diğeri de Halk Eğitim'le. Tabii. İkisini de yapabilmek nasip etsin diyorum inşallah. Allah. O zamana kadar da acılar biraz daha kadar ama azalır.
Evet. O yüzden belli değil, daha net değil. İnşallah. İnşallah Mayıs'ta. Tabii ki. Bu arada güzel sesinizi muhakkak dinlemek isteyecek değerli dinleyiciler, izleyiciler. Acaba bize bir şarkınızı eder misiniz? Tabii ki. TRT'de söylemiş oldum. Gönlümün bülbülüsün, aşk bahçemin gülüsün. Hep beraber zevkle izliyoruz Aslı Erzurum. Gönlümün bülbülüsün, aşk bahçemin gülüsün, sevda ufuklarında gül endamın yürüsün. Gönlümün bülbülüsün, aşk bahçemin gülüsün, sevda ufuklarında gül endamın çağrıştırıyor çünkü ister istemez. Tabii. İsmiler de olsun yani. Tabii. Aslında Erzurum'un bu değil de nereli? İzmirli mi? Valla aslında dedelerim Erzurum'un. Ama dedeler. Yani babam bile Erzurum'u görmemiş. Dedeler Erzurum'luymuş. Evet. Dedeleri de görmedik. Tabii. Erzurum'luymuş. Babam Antep, Kilis. Çok karışığız biz.
Evet. Babam Antepkiliyiz. Annem İstanbul İzmir. Evet. Ben de ablam da doğma büyüme İzmir'deyiz. İzmir'desiniz. 35,5 karşıya kalırız. Ay ay. Ya karşıdakiler alındı. Kızıyorlar bizi. Hepimiz İzmir'deyiz. Ama İzmir'deyiz. Evet. İzmir'imizde taşı toprağı aldım. Ben dünyayı gezdim. Bayağı bir gezdim. Yani %30 değil daha. Harika. %50. Nerede gittiniz? Bayağı çok gezdim. Avrupa. Avrupa, işte İtalya boydan boya, İspanya boydan boya. Aynen güzel. İşte Tayland. Uzak Doğu var. Uzak Doğu. Dubai, Mısır. Oh maşallah işte, benim gibi. Ben de öyleyim. İşte Kıbrıs, Yunan Adası çok gezdim ama maalesef Karşıyaka gibi yaşanacak bir yer bulamadım. Bir yer bulamadım. Çok güzel. Dünya çok güzel ama Karşıyaka, İzmir bambaşka. 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 Napoli'ye de saldırıyor İzmir'e böyle. Napoli'yi ben gördüm. İtalya'da görmüşsünüz. Evet. Bu da Capri'ye geçtim hatta. Napoli'ye gitmedim. Gitmedim. Aa, çok ilginç. İtalya'yı boydan boya gezdim. Aha. Napoli'ye gitmedim. Bir tek oraya gittiniz. Evet. Ne gibi? İzmir gibi. Babay Çatalkaya. Evet. Oraya rüzgarlarda oturdun. Evlere oturdun. Aynı. Yani kardeş şehir olsa bu kadar olur. Evet. Benzerlik. İleride orada görürsünüz. Evet. Zaten o ayrı Niskan ve Monaco. O sahilde şöyle gittiniz. Oralara gitmedim. Gitmediniz. Yok, Avrupa'nın bir orasına gitmedim. İnşallah gideceğim. İnşallah gideceğim. Ben tek sağlığım yerinde olsun inşallah. Yok yok. Maşallah çok iyisiniz şu sağlık anda. Sağlık çok önemli. Değil mi ya? Hayat devam ediyor. Her şeye rağmen yaşama gücünü, yaşama sevgisini bırakmamak gerekiyor. Değil mi? Bırakmadım. Evet. Ama o sizde olduğu için zaten ayaktasınız. Yani paniğe kapıldığı anda insanların çoğu hayatın ortalığı veriyor. Değil mi? Yani yaşamanın bir şans olduğunu, olanak olduğunu unutmamak gerekiyor. Evet. Ben bir de erken böbrek nakli oldum. Seyircilerimiz de biliyordur muhakkak. Erken şimdi öğrenenler evet. oldu. Böbrek nakli oldu. Evet. Çünkü konserlerde merak konusu oluyormuş. Ben mesela rahatsızlıklar getirdim dediğimde ya arkadaşlarım diyor ki işte çevreden acaba ne rahatsızlığı vardı diyenler evet, oluyormuş. Olabilir. Ben diyalize bağlandım 8 ay. Şeker hastasıyım zaten. Evet. Ardından diyalize bu korona yüzünden diyalize bağlandım. 8 ay diyalizden sonra çok mutluyum ki Allah'ım sevdiği kuluyum. Bana bir arkadaşım, isim vermek istemiyorum, bana böbreğini verdi. Ay, ve 8 ayda ben böbrek nakliyle kurtuldum. Evet. Ben sizin açıklamanızı bekliyordum. Ben söyleyecektim, söylemedim. Ya evet. Söylemek istiyorum çünkü hastalığımın ne olduğunu bilmeyenler. Yani. Acaba kanser mi? Ne bileyim, başka hastalıklar. Tabii. Yakıştırılabilir tabii. Ama gerçekten zor bir dönemdi. Peki artık şey yok değil mi? Diyaliz yok. Maşallah. Ama hepiniz sağlıklı olalım. Gülen yüzü görelim sizi. Çok çektiniz çünkü biz o zamanların çok. Farkındayız. Gerçekten. Gerçekten. Buna rağmen yine ayaktaydınız. Parkta konserler bile verdiniz biliyorum evet, ben. Evet, yani buna rağmen. Biraz zor böyle halsiz bir şekilde verdim ya, ama ya. Oturarak falan. Çünkü değil o mi? Enerjimi bilen insanlar oturduğum zaman üzülüyorlardı. Evet. Biraz öyle oldu ama oldu yani. Sahne olmadan yapamam. Peki, şeker hastası olmanız etkiledi mi böbreğin yani ölümüne mi neden oluyor? Şeker hastalarında kaybolan organlar şöyle, neler var mesela? Şeker hastalığı, benim 13 yaşından beri şeker hastasıyım. Var, evet. Aileden geliyor işte. Ablamda da ve annemde de var. Var mı? Tabii. Var. İnsülin kullanıyorlar. Fakat şeker hastalığı buduyor. Budama derken nasıl ağacı buduyorsunuz? Şeker hastası göze vuruyor, gözüme de vurdu. Evet. Göze vuruyor, böbreğe vuruyor, sinirlere, damarlara vuruyor, kalbe vuruyor, beyne vuruyor. Yani şeker hastası dikkat etmezseniz, ben de yemeği seven, dikkat etmeyen bir çocukluk geçirdim. Geçirdiniz. Maalesef ki yemek çok güzel. Keşke yemeği sevmeseydim. Belli oluyor zaten. Bu aralar ilaçlardan da biraz kilo aldım. Kortizondan. O vereceğim inşallah. Dediğim gibi yemeği çok seven bir insan olarak şekere de çok dikkat etmedim. Etmeyince önce gözden başladı, sonra işte nöropati, sinir uçları yıpranması, tansiyon, işte en son korona geçirdikten sonra. Ha bir de korona geçirdiniz. Evet. Bay. Zatüre oldum, ciğerlerim su topladı. Ardından da dediler diyelim. Zaten böbrek yetmezliği yıllardır vardı. Evet. Böbrekler iflas etti ve şükürler olsun. Zor oldu mu ameliyat? Yani çok zor oldu. Organlar bir kolay bir şey değil. Çok zor. Ben şöyle zannediyorum. Gideceğim böbreği bulduk. Gideceğim hastaneye yatacağım. Böbreği takacaklar. Ben iki gün sonra kalkıp konser vereceğim. Zannediyordum. Evet. Ama hiç de öyle olmadı. O böbreği oraya uyum sağlaması için çok uğraştılar. Bayağı bir işlemden geçti. Doku uyuşmazlığı değil mi ortaya çıkıyor? Evet. Doku uyuşmazlığı çıktı. Doku uyuşmazlığı oldu. 33 gün hastanede bana uygulamadıkları, kullanmadıkları ilaçlar kalmadı. Bayağı bir işlemden geçtim. Evet. Zor dönemden geçtim. Sonra uyudu mu? Sonra uyudu. Demek ilaçlar evet, etkisi. İlaçlar etkisi ve doktorlarım çok iyi. Buradan reklamlara girmeyeyim herhalde. Gelin de Allah'a. Kent Hastanesi çok iyi. Tabii ki. Kent Hastanesi'nde Ebru Hanım, benim doktorlarım Işık Bey,
müthiş doktorlar. Havva Hanım, Nevşah Hanım. Evet. Çok iyiler. Benimle ayrı ayrı ilgilendiler. Onlara buradan çok teşekkür ediyorum. Ya sihir anladım. Var, ellerinde sihir var. Konserime de geldiler zaten. Öyle son mi? Konserime. Aynen güzel. Çok güzel, yani kutsal bir meslek. Evet. Ve beni hayata döndürdüler. Peki aslında doktor, böbrek nakli ameliyatı sırasında sizi hazırlıyorlar ameliyata. O anda mı böbreği alıyorlar vericiler, evet, donörden? Yarım saat önce donörü alıyorlar bana böbrek verecek olan arkadaşıma. Dişiyi alıyorlar. Donörü alıyorlar. Tabii önceki tarihlerden geçtik. Evet. Uyum sağlayacak mı? Uyum. Bir etik kurula girdik. Ha. Etik kurulda verebilir, hani bir para, bir maddi para karşılığı olmadığını ispatladık. Evet. Verebilir onayını aldıktan sonra arkadaşımla da beni uyum sağlıyor mu böbreğimiz diye, evet, doku testleri yapıldı. Ardından ameliyata önce arkadaşımı aldılar. Yarım saat böbreği yıkayıp temizleyip çıkardılar ve beni alıp anında böbreği... Orada o ameliyat, evet, oldu. Biraz sonra sizin ameliyatınız başladı. Anında böbreği bana anında takıyorlar, naklettiler. Ne kadar sürmüş ameliyatınız? Ameliyat 3 saat falan sürdü. Ama gerçekten başarılıydı. Yani çıktıktan... Maşallah belli ama. Evet. Çok mutluyum. Ama ne böyle oldu? Böbrek olmayan, diğerisine giren herkes Allah bana nasip etsin. Bu da o zaman bu rahatsızlığı olan... Ben şunu söylemek istiyorum. Evet. Onlara önerileriniz de olabilir. Buyurun. Bakın, 75 yaşında koronada bir öğrencim var, Muayyel Hanım. Doktora gidiyor ve bir rahatsızlığından dolayı. Doktor diyor ki, senin tek böbreğin doğuştan yok. 75 yaşında doğuştan böbreğin olmadığını öğreniyor. Evet. Şunu ifade etmek istiyorum. İnsanlar tek böbrekte yaşayabilir. Evet. Mümkün olduğu kadar ailenizden biri varsa, diğerize giren, arkadaşınız, dostunuz, lütfen korkmayın, böbreğinizi verin. Çok büyük sevap, çok büyük, mübarek insan oluyorsunuz. Onu yaşamazsa sevap, evet, oluyorsunuz. Ve evet, organlarınızı bağışlayın. Ben organlarımı bağışladım. Şeker hastası olmama rağmen hayat tekten organlarımı bağışladım. Organ bağış kartım var. Ben Allah keçimden versin, ha, öldüğümüzde nerem sağlamsa, sağ, gözüm sağlamsa, böbreğim herhalde ikinci bir kimseye takılamaz diye düşünüyorum. Evet. Ciğerlerim sağlamsa, herhangi bir organım sağlamsa, bir insanda toprakta böcekler, börtü böcek yiyeceğine, beni, organlarımı, bir insana hayat, bir insana hayat verip o insanda yaşamak, tabii, tabii, çok güzel bir şey. Tabii. Lütfen organlarınızı bağışlamaktan kaçınmayın. Herkese bir ödev olarak. Şimdi bile böbreğinizin birini verseniz, bir insanda bir hayat olsa, mutlu olsa. Mesela benim diğer izleyen arkadaşlarım var. Hem yokluk çekip hem diğerize bağlanıyorlar. Ya, çok üzülüyorum. Çok ben mümkün olduğu kadar yardım etmeye çalışıyoruz ama ne kadar edebiliriz? Onun sağlığına döndürmek, ona bir böbrek bulabilmek çok güzel olur. Diğer organlar böyle. Verecek olan varsa buradan duyuruyorum. Bana başlasın. Büyük bir ders oldu bu. Evet. Bizi izleyen değerli bir süreç. Hakikaten belki bu düşünenler vardı. Var. Şimdi daha da gerçekçi bir yaklaşımla gelecek. İnanın bana kaç kişi çıktı biliyor musunuz? Ben veririm, ben veririm ama kan grubu uymadığı zaman... Uymadığı için. Evet. Mesela B grubu bana olmuyor. Ben A grubuyum. A ve 0 grubu verebiliyor bana. Şimdi öyle bir şey ki çapraz yapalım dediler. İşte biriyle becaiş. Yani o yakınının böbreğini bana verecek. Evet. Ben o bana uymayan kişinin böbreğini ona vereceğiz. Bunu bile düşündük ama o da olmadı. Şükürler olsun ki. Şükürler olsun. Erken. Artık bu konuyu açmayalım. Evet, bitti. Açmayalım. Sonsuza kadar. Efendim, şimdi bir reklam izleyeceksiniz. Evet. Bütün izleyicilere efendim seslenip güzel bir gün olmasını dilediğimiz muhteşem bir söyleşiyi sürdürürken Artvin Boşkan'ın düşman işgalinden kurtuluşunun yıl dönümü, onlara buradan kutlamalar gönderiyoruz.
Bir daha Allah bizi düşmanların elinden bırakmasın, düşmanlar ülkemize girmesin diyoruz. Biz bize dost dosta, kardeş kardeşe bu topraklarda yaşayıp Atatürk'ün bıraktığı izleri sürdürelim, zirveye çıkaralım diyoruz. Söyleşi devam ediyor. Çok önemli, gerçek yaşam öyküleri anlatıldı. Sayın Aslı Erzurumlu gerçekten böbrek nakli için nasıl neler çektiğini, nasıl zor olduğunu ve bu durumda olan bizi izleyen belki izleyiciler var. Onlara da tavsiyelerde bulundu. Bir takım gerçekleri anlattı. Çünkü kimin ne olduğunu biz hakikaten bilmiyoruz değil mi? Yani insanların ne gibi rahatsızlıkları olduğunu, olabileceğini ama bu arada şeker rahatsızlığının soya çekimine de geçtiğini biliyoruz. Kesinlikle. Peki anneniz de mi var ayrıca? Babamın tarafında vardı. Halam, amcam o yüzden vefat etti. Amcamın torununda. Aslında onlardan hemen sonra ben de çıktı. Kaç yaşındaydınız? 13 yaşındaydım. Ha, çocukken. Evet, çocukken. Evet. Annem de, ablam da zaten iki kardeşler birinde %50 muhakkak çıkarmış. Birinde varsa diğerinde de çıkarmış. Ablam da hamilelikte çıktı. Evet. Ardından da annem de üzüntüyle evet, çıktı. İki çocuğunun şekersiz olması onu çok dikkatli verildi. Onu da üzüntüyle çıktı. Yani esas baba tarafından geliyor ama babam da Allah'a şükürler olsun bir şey yok. İyi tabii kalp ameliyatı oldu. Evet, onu biliyorum, geçmiş olsun. 2019. Buradan selam söyleyeyim mi? Tabii söyleyeyim. Ablanızla başta. Arzu Hanım başta. Arzu merhaba. Hayat arkadaşım. Diyorum ben. Evet. Onunla evliyiz. Evet. Belirleydi. Ha, bildiğiniz gibi değil. Yani böyle çok güler yüzlü sahnede böyle yer almasa da şıkır şıkır böyle geçirir sahnenin önünde. Onu da biliyorlar tanıyorlar. Raksede de geçer böyle bıdı 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 bıdı. Güler yüzlüdür ama bir taraftan da evde demirleydi olduğunu ben biliyorum. Yani karar aşaması. Şeker gibi acıyı. Evet. Bu şeker farklı bir şeker. Evet. Acı bir şeker. Yok şaka şaka. Dünya tatlısı kocaman kızı var değil mi? Evet. Çok güzel bir kızımız var. Benim de kızım Gizem. Ona da buradan evet, selam söylüyorum. Selamlar söyleyelim. İstanbul'da o. Evet. O da çok tatlı. Öğrenci mi orada ya da? Orada yaşıyor. Çalışıyor. Çalışıyor. Yaşıyor ve çalışıyor. İstanbul'u çok seviyor. O yüzden orada. Özlüyoruz ama yapacak bir şey yok. Arasında siz gidersiniz. O gelir. Kesinlikle. Evet. Yerimiz dünya seyahati düşünüyor musunuz peki? Nasıl? Bir seyahat yine var mı bir yere gitmek? Ama şöyle daha hazır değilim. Daha yani, çok. Biraz halsizlikler, İnşallah. 6 ay olduğu için evet. Biraz halsizlik, yorgunluk, bitkinlik hissediyorum. Bir, en azından bir sene olmalı ki, bir sene sonra zaten böbrek tam olarak oturmuş. İnşallah. Risk azalırmış yani. Tabii, tabii, tabii. O yüzden bir sene sonra düşünüyorum. Hadi bakalım, görmediğiniz yerler var mı iddianız? Var. Mesela neresi? Brezilya. Rio de Janeiro karnavaları. Bak. Amerika'nın, Amerika Batı Karayipleri gördüm, evet. Miami. Ve Batı Karayipleri gördüm. Evet. Dünyanın en büyük gemisiyle gittim. Oo. Çok güzeldi. Herkese tavsiye ederim. Biraz maddi olarak parası yüksek ama çok güzel, çok güzel bir yer. O zaman dolar düşük de ama. Evet, dolar çok düşüktü. Gidilebiliyordu, evet. Şimdi, bir memur bile gidebiliyordu. Evet, o zaman şu an biraz soğuk gibi. Ben de zorlanırım. Şey, özel hastanede ameliyat oldunuz. Evet, tabii. Bayağı devlet mi karşıladı masal? Devlet. Evet, devlet gerçekten. Ne kadar mal oldu? Yani. Şöyle diyeyim. Devlet böbrek nakilleri, yani nakillerde, nakil. Herhangi bir organ naklinde, özel de olsa devlet de olsa bir kuruş para talep etmiyor. Evet, sosyal sigortanı ödüyor, bir kuruş para talep etmiyor. Ancak ekstra bir şey çıkarsa, mesela ayağında yara çıktı, oraya. Onun için bir para ödüyoruz. Ne kadar mal olmuş devlete? Devleti bağlamamış. Rakam olarak, yani. Hani özel olarak belki devlete görevi olmayan insanlar var. Herhalde bayağı büyük bir miktar oldu. Bakın, inanın bir ilaç var. Böbreği doku uyumu sağlansın diye. Tamam. Bir ilaç serumu şişesi 20 bin lira. 20 bin bana lira. 10 adet verdiler. Vay, vay, vay. Sadece o ilaç sadece. Sadece. Operatör vesaire onların masrafları yok. Herhalde milyonlara. Çok. Şu anda bile bana bedava bakılıyorum. Çok. Neden? İlk 6 ay hastane, evet. Devlet hiçbir şekilde para talep etmiyor benden. Evet. Tahlillerim ücretsiz ve muayenelerim ücretsiz yapılıyor. Yok. Şimdi 6 aydan sonra yine güzel bir fırsat var. Dışarıda tahlillerimi yaptırıp devlette, oraya gidip doktorların bana ücretsiz bakacaklar. Harika. Yani devlet güvencesi önemli. Sosyal evet, devlet olma özelliği bu değil mi? Yani devletimizin bir özelliği de sosyal devlet oluşu. Evet. Dolayısıyla devlette görev alanlar ya da garantisi olan SSK'lar kurulunda değil mi olanlar tabii. Bu işi garantiliyor. Tabii. Demek ki ne yapıp oraya dahil olmakta yarar var. Evet. Dileyelim işi olmayan insanlar kesinlikle. İçin de. Yani dileyelim devlet güvencesi altına girsinler ve sosyal devlet özelliğinden yararlansınlar. Kesinlikle. Aslı Hanımcığım peki, şimdi şöyle bir deneme yapalım, dakikalar gittikçe azalıyor. Mesela ben size, siz profesyonel şarkıcısınız biliyorum, sanatçısınız. Evet, bu tartışmasız. Mesela bir kelime söyleyeceğim, onunla ilgili iki şarkı hatırlayabilecek misiniz? Tamam. Böyle bir, ne dersiniz değerli izleyiciler? Hadi yapalım. Hadi şu oyuna gönderelim mi? Gülelim de azıcık canım, değil mi? Öyle bir oyun oynayalım. Törtün, aşk.
aşkımız ne güzeldi. Ra ra ra. Gittiğinde anladım. İşte bu kadar. Pişmanlıklar faydasız. Bittiğinde anladım. Bir başka aşk şarkısı. Aşk evet. İşte aşk bitecek. Evet, aşk buyurun. Bitecek. Peki. Avni Anıl olabilir mi? Aşk. Bu değil. Yapma güzel. Değil mi? Evet. Sen insanı güldürürsün. Sen. Devam ediyor. İnsanı zahmetle geldi benim tavrımızı gerçekten. Evet. Şarkılarımız ne kadar işlendi. Çok güzel. Türk sanat müziği. Peki Aslı Hanımcığım, son zamanlarda gençlerin yetişmekte olan 16-17 sanat müziğine karşı ilgileri konusunda ne düşünüyorsunuz? Ben biraz üzüldü içindeyim. Ben de. Daha çok gençlerimiz evet. Popüler müzik. Evet. Rap değil mi? Yani rap. Rap. Yani bizi izleyen şu anda çok genç insanlar da olabilir. Delikanlılar, hanımefendiler, genç kızlarımız. Rap enerjiyi hala algılamış değilim. Ama bir protest müziği. Aslında fena değil. Ben seviyorum. Hızlı hızlı kelimeleri söylüyorlar. O da bir yetenek. Evet. Böyle makine tüfeği. Diyor. Müzik diye bitim önemli. Takada bir şey protesto ediyorlar. Evet. Yani Amerika'da da var ya. Seçim müziği. Orada da protestolar vardır. Şimdi tamam, çağın yapısı belki bunu getirdi. İnsanların hani aşırı demokratik özlemleri, karşı çıkışları en sonunda o müziği getirdi. Peki ama Türk sanat müziği ya da Türk sanatı için alalım olayı. Evet. Yani halk müziğimiz ve Türk sanat müziği için. Gelecekte bugün 16-17 yaşında olup da ileride 25-30-50 yaşına geldiklerinde Türk sanat müziği ya da Türk müziği kalacak mı? Benim esas üzüntüm o. Ne yapılabilir? Bu bizim elimizde. Evet. Yani bizler Türk sanat müziğini yaşatırsak. Evet. Klasik Türk müziği diyorum ama klasik Türk müziğini evet, yaşatmamız için söylememiz de gerekiyor, öğretmemiz de ama gerekiyor. Ama çocuklara zor geliyor mesela. Çok zor geliyor. Hançeli aşkına yersin yinemize bulmayı, şöyle bir derdik müftarlı çağırın. Şimdi bunları anlamıyor Osmanlıca, Farsça kelimeleri. Dolayısıyla şimdi çocuğa kalkıp da dede efendiyi sevdirmeye kalk. Belki yine bir günlü halim. Evet. Deneyebilirler. Yani burada gençlere müziğimizi sevdirmenin yolu, onların hoşlandığı makam ve usulleri mi bulmak gerekiyor? Ne dersiniz? Evet, bence ailelere düşüyor iş. Aileler küçükten çocuğun yeteneğini fark edip yönlendirme. Çok küçük yaştan yönlendirme evet, yapılırsa evet. Korolara mesela ben de öyle başladım. Ben de bir yetenek, bir ışık gördüler. Hatta Facebook sayfamda geçen gün paylaştım. Evet. İzlediniz mi? Evet. Lisede, Gazi Lisesi mezunuyum ben. Lisede hocalarınızın fotoğrafları var. Evet. Gördüm. Şarkı söylüyor. Yok, video aslında. Video mu? Şarkı söylüyorum. Evet, evet. O zaman sormayı söylemişim. İşte iyi salkın söyleyi. Bir de dönmelisin dönmelisin pop söylemişim. Dönmelisin. Evet. Bunları söylemişim. Baktım şöyle, o yaşlarda çok büyük zevk alarak işte aileye düşüyor bu. Ailem bunu keşfetti, beni yönlendirdi. Yani anne baba dinlerse, evet. Alışır mı? Tabii. Evet. Çünkü benim annemin sesi çok güzelmiş. Zamanında kızın kötü yola düşer deyip ailesi göndermemiş. TRT'ye istemişler. Evet. Ailesi göndermemiş, çalgıcı mı olacaksın falan, çarpıcı mı olacaksın diye. Ve annemden de yoğunlaşmış. İşte çocuğun yeteneğini keşfedip, yönlendirme çok önemli. Peki şey, mesela klasik müziği dinleyemiyorlar. Evet. Mustafa Çavuşlar'da Tri'den alalım falan. Şimdi neyi seyredebiliriz? Yani çocuklar makam seçmek gerekirse, batıya çalan Ras gibi, Nihavet gibi evet. Makamlar da mı seyredelim? Ya da işte Semai, tabii, Sule, bilgiler şarkılar. Vals de. Evet. Hani yıllar evvel canlı her şeydi. Aynı başka gönül bile. Vermem dedi evet. Ya. Çaldı diskoteklerde. Ya bunun gibi yapmak gerekiyor. Yani onların hoşlandığı makam ve usulleri bulup da cover denilen bir tarz var biliyorsunuz, oynama, evet. Ritimlerde oynama. O şekilde batıya çalan yöntemlerle mi seyredeceğiz bunları? Basit makamlar diyelim. Evet. Basit makamlarla. Mesela ben her zaman şunu derim gelen kurs diğerlerime, öğrencilerime. Beni annem bebekken, hı-hı, uyuturken, nini. Nasıl bir nini? O niniyi ufacık bir size mırıldanmak istiyorum. Hı-hı. Annem şu niniyle uyuturmuş beni. Evet. Yavru kuş yuvada nini. Uyuyor yavru kuş ninni, yuh sen de güzel gözlerini ninni, minicik yavrum ninni. Tabii her annemin sesi benim annemin kadar güzel olmayabilir ama evet. Böyle bir ninniyle, yani şunu demek istiyorum, anne karnından başlamalı bir çocuğa müziği sevdirmek, dinletmek. Evet. İşte anne karnındayken
sanat müziği dinleteceksiniz. İşte batı müziği, her tarz müziği dinleteceksiniz. Doğduğu zaman da ayağınızda sallarken bile yani kulağa gelsin diye dandi, ha şöyle dandi, 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 değil de dandi, dandi. Yavaş yavaş böyle ya, böyle. Evet, kulağa gelsin. Kulak gelsin. O zaman gençlere ninni söyleyeceğiz. Ninni de ninni, ninnisi var, mini mini yavrumun uykusu var, rak rak yollarda, mislere benzer kokusu da var, mini minik yavruma ninni. Ay çok güzel. Bunu da ilk defa duydum. Yani, o zaman annenize öğreteceğim, size yine ayağını yapıp sallayacağım. Artık biraz zor. Kocada da olduk. Hiç belli olmaz bakarsanız. Evet. Ama ondan sonra ben daha 5 yaşındayım gözümde. Ya, harikasınız. Maalesef. Aslı Hanımcığım, sizinle yaptığımız sohbetin tadına doyum olmuyor. Sürenin nasıl geçtiğini inanın anlayamam. Sizinle de öyle. İzleyiciler aynı şeyi savunuyorlar mutlaka. Aman diyorlar bu şiiri, sanatçıyı böyle ara sıra getirin, çağırın oraya. Biz ondan şöyle bir diyalog kuralım. Ama adreslerini verdi. Siz onu oralarda rahatlıkla bulabilirsiniz diyoruz. Ve yavaş yavaş programın sonuna geldik. Şimdi veda edeceğiz. Sizin şarkınızla veda edeceğiz. Ama önce hadi biz veda edelim. Değerli izleyiciler, Hayatın İçinden programında değerli bir sanatçı ve şefi. Bugün ağırlamanın keyfini hep birlikte yaşadık. Sayın Aslı Erzurumlu, iyi ki geldiniz. Hoş geldiniz. Çok teşekkür ediyorum. Sizinle bu programda bulunmak benim için çok büyük onur, gurur, mutluluk. Benim için de öyle oldu. Böyle vesile olan Ahmet Bey'e de, Ahmet Erenöz'e de çok teşekkür ederim. Evet. Çok güzeldi, çok zevkli dakikalardı. Çok teşekkür ediyorum. İnşallah bir daha. Yine birlikte olalım. Konserlerinizde olalım. Efendim yüzünüzde gülüş, gönlünüzde sevgi eksik olmasın. Umutlarınızı lütfen bir kenara atmayın. Yaşam her zaman filizlenmeye, yaşanmaya hazırdır. Yeter ki isteyin. Şimdilik Alasmanlık diyor Aslı Erzurumlu'nun veda konuşmasıyla ve şarkısıyla veda edeceğiz. Buyurun efendim. Efendim ben de buradan tüm sevdiklerime, Karşıyaka Hareketi Türkçen Müzik Korosu öğrencilerime, Bostanlı Mahalle Merkezi öğrencilerime, hepsine kucak dolusu sevgilerimi gönderiyorum. Sizleri çok seviyorum. İnşallah onlardan birkaç kişiyle bir programda olabiliriz. Olabilir, çok tabii güzel ki sesleri olmasın. Olanlar var. Tabii ki, onlarla tabii da ki beraber geliriz. Gelelim. Evet. Hangi şarkı var acaba şimdi? İki Alyans. Evet. Evet, İki Alyans'la veda ediyoruz. Çıkmıyor.